Yıllar önce burada bir deprem olmuş. Bu kilise komple yıkılmış. Daha sonrasında tekrardan inşa etmişler. Bana da biri söyledi. Kim söyledi ya? Hostelle tanıştığım Fransız bir arkadaş söyledi. O kadar çok Fransızla tanışıyorum ki burada. Yani artık Fransa'ya karşı hiçbir ilgim, merakım yoktu. Onlar sayesinde artık Fransa benim ilgimi ve merakımı kazandı. Bakalım bir gün gider gezeriz orada inşallah. Videoda böyle garip bir bilgiyle başlayayım yani. Deprem olmuş, yıkılmış, tekrardan inşa etmişler. Selamlar bu arada. Ne yapıyorsunuz dostlar, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Sağlığınız nasıl? Gördüğünüz gibi ben iyi olmaya çalışıyorum yine. Çantayı sırtlandık. Bir önceki videoda söylediğim gibi artık İka'yı, Uakaçina'yı gezdik. Arequipa yolcusu kalmasın. Şimdi otogara gidiyorum. Bir 20 dakika falan yürümem lazım. Otogara gideceğim. Bilet bakacağım kendime, umarım bulabilirim. Bir aksilik olmaz. Bak böyle seyyarlarda da tatlı satıyorlar sürekli. Ama bir kahvaltı yapalım önce ya. Direkt tatlıyla başlamayalım. Vallahi her gördüğümde canım çekiyor ya. Bu aralar tatlı aşeriyorum. Hola. ¿Cuánto es? 350. Uno, por favor. ¿Cómo se llamas? Tequeño. 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 Ah, está bien. Para Turquía. Ah, ya. Turquía. Sí, Turquía. ¿Turquía? Sí, Turquía. Ah, qué bueno. ¿Te gusta Turquía? Sí. Es bonito país. Ah, gracias. Esos son pequeños venezolanos. Pequeño. Sí. Pollo. Carne. No, rellenos de queso. Ah, relleno de queso. Muy rico. Ah, muy. Sí. Para niños y adultos. Tradicional Ica. No, tradicional de Venezuela. 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 Ah. Ella Venezuela. Venezuela. Ah, Venezuela. Perú, Venezuela. Venezuela. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Chao. Chao. Dostlar şöyle bir şey gördüm de. Yani bizim hamur işi, bilirsiniz ben çok severim. Genelde içine et ya da şey koyuyorlar, böyle tavuk koyuyorlar. Burada biraz daha farklı bir formda, böyle uzun formda yapıyorlar. Yiyen birkaç kişi gördüm, baktım abla satıyor orada. Venezuelalıymış abla. Venezuela yemeğiymiş. Peynirli. Ve zırhın. Sıcacık ha bu arada. Güzel. Severim böyle şeyleri. Peynir, hamur işi valla kahvaltıda, bir de yanında çay olacaktı. Mis. Ablalar da hemen Türkiye mevzusunu açtım. Acaba hani Türk dizilerini izliyorlar mı, seviyorlar mı gibisinden. Genelde Türk dizilerini izleyen çok oluyor, o yüzden soruyorum. Bu çok güzelmiş ya. Hola, buenas. ¿Cuánto es boleto para Arequipa? Sí. Hoy. 80. 80. Sí, okay. Dostlar, terminal burası. Daha doğrusu biletlerin satıldığı yer burası. Ben daha önceden Siva ile yolculuk yaptığım için tekrardan Siva'yı seçtim. Şu ileriden otobüse bineceğiz, kapının oradan. Bileti buradan aldık. 6.30'da otobüsümüz. Şimdi birazcık dolaşalım. Hola, señor. Para Turquía. Abi, gracias. Amca kameraya dikkatli dikkatli baktı. Zaten tuktukları da gördüğünüz gibi burası tam şehrin merkezi. Yani çok kalabalık bir yer. Otobüs terminalinde hemen şehrin merkezinde. Birazdan Plaza de Armas'a gideceğiz. Bir blok ötede. Terminal burası. Bakalım 6.30'a kadar birazcık İKA'da vakit geçirelim dostlar. O şeyi acayip beğendim ya. Hakikaten o kadar çok hoşuma gitti ki. Dur bakalım bir daha bulursam ondan yiyeceğim, yoksa bir şey yiyeyim. Böyle bir. Gerçi otobüse binmeden sağlam bir yemek yerim. Şimdi böyle hafif atıştırsam da olur ya. Bu neymiş? Hola, ¿cómo está? Aa bak yine hamur işi bulduk. Dur bakalım şundan deneyelim ya. Un saludo, un saludo bana. ¿Cómo te llamas? Alegría. 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 Tradicional Ica comida. Exacto. Exacto. Puedo decir bien, bien. ¿Cuánto es? Un sol. Dos sol. Dos soles, pero te da más, pero. Şundan deneyelim bakalım ya, bu yerel
İka yemeğiymiş yani. Yemek değil de atıştırmalık. Ay çekalım. Okey, 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 okey. ¿Cómo te llamas? Percy, Percy, okey, ¿cómo está? Alegría. Muy bien, eso, ¿cómo eso? Está? Muchacho. Chao, adiós. Abi içine böyle sos da döktü. Bizim şeye benziyor ya, yani nasıl diyeyim, lokmanın birazcık farklı versiyonu. Şöyle çalkalayalım da. Şurada bir tadına bakalım ya. Hatta abinin orada tadına bakalım, gel. Şu tezgaha kamerayı koyalım. Hoppa. Böyle. Sosu pekmezli. Değişik bir sos. Abi oradan hareket yapıyor. Şöyle yap. Çok taze sayılmaz ama ya. Bayağı yumuşak. Sosu çok güzel değil. Ama yenir ya. Neden olmasın? Bayağı da fazla koydu abi. Bunlar böyle sandviç de satıyorlar. Bunlar da genelde bir sol oluyor. Bir de yanında kinoa veriyorlar. Kinoa da, kinoadan da içecek yapıyorlar. Onu veriyorlar yanında. Bir solo, genelde 1,5 solo kinoa oluyor. 2,5 solo kahvaltı yapıyorlar insanlar sokakta. Burası da Plaza de Armas dostlar. Genelde Peru'da şehrin merkezinde Plaza de Armas ismini veriyorlar. Ha, orada da kocaman bir Peru bayrağı dalgalanıyor. Böyle güzel bir park yapmışlar şehrin meydanına. Yani burası ve otobüs terminali hemen bir blok ötede, orası şehrin merkezi. En kalabalık bölgesi dostlar. Güzelmiş ya bu meydan. Dostlar bakın, abi aşı oluyor burada. Peru'da şehrin merkezlerinde, kalabalık bölgelerinde böyle aşı noktaları kuruyorlar, tamam mı? Covid aşısı vuruyorlar herkese. Yani tuttuğunu aşılıyor Peru hükümeti. İnsanlar mesela bu parkın içerisinde, bir burada var, bir de şu köşede var. Şehrin kalabalık bölgelerinde ve bazı yerlerde böyle şeyler kuruyorlar. Masalar kuruyorlar ablalar, hemşireler aşı yapıyorlar. Ya burada çok ciddi bir sıkıntı olmuş Covid başladığında. İnsanlar, yani 10 insandan biri hayatını kaybetmiş. O yüzden bayağı ciddiye almışlar bu işi. Lima'ya falan gittiğinizde şeyi göreceksiniz ya, tabii siz yakın zamanda giderseniz, herkes çift maske takıyor. Her yerde maske takıyorlar. Ne bileyim, aşı kartınızı göstermeden mesela kapalı alanlara giremiyorsunuz. Aşı karnenizi merak ediyorlar. Turist olsanız dahi. Bak mesela burada da iki tane hemşire abla var. Burada da aşı yapıyorlar. Böyle bir durum var Peru'da. Yani kalabalık bölgelerde tuttuğunu aşılıyor Peru hükümeti. Çok kolaylaştırmışlar işi. Aşı olmak istiyorsan gidiyorsun, kartını veriyorsun, imzanı atıyorsun, aşını oluyorsun. Bu kadar. Ben de bunu şeyden öğrendim. Biliyorsunuz ben Cusco'da parmağı kesmiştim. Hani metal kesiyor olmuştu. Tetanoz aşısının ilk dozunu orada olmuştum. İkinci dozunda Lima'da oldum. Bu ablalara sordum hani nerede olabilirim ben tetanoz aşısını diye. Bana bir yer tarif ettiler. O ara sordum hani siz ne yapıyorsunuz abla diye. Onlar dedi ki biz de Covid aşısı vuruyoruz. Şeyi sormadım ama hani ben bir turist olarak gelsem vururlar mı vurmazlar mı onu sormadım ama kuvvetle muhtemel vururlar diye düşünüyorum. Dostlar, Peru'ya gelirseniz, Ziraat Bankası kullanıyorsanız banka delenasyondan komisyonsuz para çekebilirsiniz. Şöyle 300 soles çektim. Kartımızı alalım. Biliyorsunuz ben sorun yaşıyordum. Şöyle size göstereyim. Banka delenasyon. Multiret diye bir böyle bankamatiklerin olduğu alan var. Buradan dilediğiniz bir şekilde para çekebilirsiniz. Komisyon ödemiyorsunuz. Diğer bankalar komisyon alıyor mu bilmiyorum ama Banco de la Nación Ziraat Bankası'ndan komisyon almıyor. Bu neymiş? Çikolata mı satıyorlar? Ya yok. Böyle marmelat gibi bir şey satıyorlar. Biliyorsunuz benim Ziraat Bankası kartımda sıkıntı vardı. Para çekemiyordum. Ne Brezilya'da, ne Bolivya'da, ne Peru'da. Onu hallettim. O yüzden artık para çekiyorum. Yoksa online bankacılıktan Western Union üzerinden kendime para gönderiyordum. O da en az 25 dolar komisyon alıyor. Yüklü miktar gönderiyorsun hani tek seferde tek komisyon ödeyeyim diye. O da 40 dolar komisyon ödüyordum. O da büyük para yani, çok büyük para. O yüzden hiç gerek yok abi. Ziraat bankanız varsa Peru'da en azından Banco de la Nación'u kullanabilirsiniz. Vay, pastalara baksanıza.
Burada bu pasta olayı çok seviliyor ya. Yani bayağı seviyorlar. Kutlamayı da çok seviyorlar. Kutlama yapmayı da çok seviyorlar. Böyle pasta yemeyi de çok seviyorlar. Yani yaş pasta kültürü burada çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Lezzetli de yapıyorlar ha. Tazesine denk gelirseniz güzel pastalar, yaş pastalar yiyorsunuz. Şöyle bir ara sokağa daldım da pastanelerin olduğu bir sürü dükkan var. Şuralarda böyle çakma kıyafetler vesaireler, ayakkabılar satan dükkanlar var. Ha, burada eşofman takımı satıyor abi. Şöyle birazcık ara sokaklarda yürüyelim ya. Oo, burası bayağı kıyafetçiler çarşısı gibi bir yermiş ya, baksanıza. Bir sürü dükkan var içeride. Başıboş dolaşıyordum sokaklarda. Pazar yerini buldum rastgele vallahi. Hiç bakmamıştım haritadan ha. Kalabalığı takip ettim, pazar yerini buldum. Böyle kapalı bir alanda kurmuşlar pazarları. Peru'da genelde böyle. Açık alanda çok fazla pazar görmüyorsunuz yani. Hep böyle kapalı alanlarda kuruyorlar pazarları. Burası bir de sıcak çöl bölgesi. Şu an bayağı iyi yani içerisi, serin. Şöyle dolanalım bakalım içeriye ya birazcık. Ha bak, yemek satıyorlar burada. Ne haber? Hayvan beni görünce yolunu değiştirdi. Hep böyle açıkta satıyorlar etleri. Baksanıza abla asmış buraya. Burada ala. Burada kesiyorlar, sergiliyorlar, biçiyorlar. Hiçbir soğutucu vesaire, aman serin tutayım, sinek gelir, üzerini kaplayayım vesaire hiçbir şey yok abi. Anında böyle açıkta satıyorlar, baksanıza sinekli sinekli. Ola. Yani sokakta yediğimiz, restoranlarda yediğimiz tavuklar, etler vesaireler de buralardan geliyor dostlar. Ola. İkan'ın insanı bayağı sıcakkanlı ya. Güler yüzlü yani. Şu ana kadar hep sokakta gören insanlar, yani yabancı olduğumu gördüklerinde hep selam verdiler. Gelip konuşanlar oldu vesaire. Sevdim buraya ha. Şöyle ufak bir restorana geldim dostlar. Burada menüler var. 12 solistik menü var, 15 solistik menü var. Ben Lomo Saltao da söyledim. 15 solistik bir menü yapacak o. Şöyle bir çorba getirdiler önden. Şeye benziyor bu, fıstık çorbasına benziyor. Bolivya'da yediğim fıstık çorbasına benziyor. İşte et var, makarna var, patates var, mısır var. Ondan sonra havuç var. Sebzeli, etli bir çorba. O çorbanın adı neydi ya? Orijinal adını unuttum. Ama Türkçesi fıstık çorbası. Vallahi o. Vallahi o. Oo güzel. Acaba bu farklı mıdır diye düşündüm de değilmiş. Biraz gezdim dolaştım. Otobüse de vakit yaklaşıyor. Dedim bir yemek yiyeyim. Ondan sonra biraz daha bir yürürüm ederim, dinlenirim. Ondan sonra yolculuğumuz başlayacak. Oo, bayağı lezzetliymiş bu. Bir de şöyle içecek getirdiler. Çok güzel. Restoran seçerken genelde böyle lokal insanların içeride olmasına çok dikkat ediyorum. Lokal birileri gidip orada yiyorsa oranın fiyatı uygundur, lezzetlidir, iyidir yani orası. Sırf turist varsa oradan genelde uzak duruyorum. Ha, turist de lokal insanlar karışık olursa orada da gidip yiyorum genelde. Yani sırf turistlerin gittiği yerler oluyor bazen, böyle biraz daha pahalı restoranlar oluyor. Oralara gitmiyorum. Ana yemeğimiz de geldi. Şöyle göstereyim size. Lomo Saltado isminde bir yemek söyledim. Hatta şöyle kamerayı elime alayım da daha iyi görürsünüz. Pilav var, etimiz var. Ondan sonra patatesimiz, soğanımız, domatesimiz var. Böyle bir yemek bu. Lomo Saltado ismi oldukça lezzetli. Bizim ağız tadımıza baya baya uygun. Hakikaten güzel de yapıyorlar. Ben bunu çok seviyorum. Farklı stillerde yapan restoranlar oluyor ama genelde bu şekilde servis ediyorlar. Afiyet olsun bana.
Bu arada lomo saltadayı dana etinden yapıyorlar. Ben daha başka etten yapılan bir lomo saltada yemedim hiç. Sí, pero... 43, gracias. Dur abi geçeyim. Dostlar, otobüsümüz geldi. Aha da bak tuvalet de var otobüste. Burada otobüsler hiçbir şekilde mola vermiyorlar. Onu söyleyeyim. Şöyle en arkada gideceğiz. Numaramız 43. Bayağı da dolu otobüs, bayağı da havasız. Hoppa. Birazcık karanlık olabilir. Gracias. Hayda. Bu ne lan? Dostlar otobüs birazcık karanlık olabilir. Şöyle göstereyim size. Arada böyle perdeler var. Koltuklar geniş yatıyor. Güney Amerika'da otobüsler bu şekilde. 80 solesi almıştım sanırım. Şimdi kaç saat sürecek? 14 saat falan sürecek diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam artık bana iyi yolculuklar. Şöyle size otobüsü bir kere daha göstereyim. Bu taraf aydınlık. Ama çok havasız ya. Bittim ben. Yemin ediyorum bittim ben ya. Arequipa, Arequipa. Geldik dostlar. Arequipa'dayız. Burası şehrin merkezi. Plaza de Armas. Bir sonraki videoda buraları hep böyle detaylı detaylı gezeriz. Şöyle ufaktan bir göz atayım. Aa o neymiş ya? Ah, helado? Ah, helado para Arequipa? Queso? Neto, sí. Neto Arequipa. Rico. Bak, yazıyor burada. Peynir dondurması diye şöyle göstereyim size. Tengo el vaso más pequeño, vaso más grande, más grande, más grande. Ah, maybe later. Hostel'den. Gracias. Gelir gelmez peynir dondurmamızı da tattık. Burada meşhur galiba baksanıza böyle dondurma tadımı yaptıran ablalar var. Aa denedim. Gracias. Hepsinden tek tek denesek kârdayız. Bu sırada böyle dondurma tadımı yaptıran ablalar var. Bir sonraki video gelir bir dondurma yeriz. Güzelmiş bu meydanda beğendim. Şimdi hostelimizi bulalım ya. Ne taraftaydı hostel? Şu tarafta diye hatırlıyorum haritadan. Bayağı sessiz ya. Baksanıza acayip sessizlik var ya. Ne güzel ha. Claro, claro. Haritada hostel bu sokakta gözüküyor ama değişik bir yere girdim ya. Böyle bazı şehirlerde old town olur ya, böyle eski şehir kısımları genelde böyle tarihi şehirlerde oluyor. Oraya benziyor burası da. Kotor'a benzettim. Kotor old town'un bir parçası gibi. Hostelin girişi yok. Dormitory? Yeah, 36. 36? Yeah, 36. Okay, thank you. Yeah. See you later. See you later. Abi hiç ne tabela ne isim ne bir şey. Hiçbir şey koymamışlar ya. Şansa biri kapıyı açtı. O arada ben de adrese bakıyordum. Hani adreste bazen şey yazıyor ya işte şuradan gir buradan gir. Şu kapı numarası falan yazıyor ya. Şans eseri buldum valla. Kapıyı da kapatalım.
Hola. Ha, hostelimiz burası. Burası bahçesi. Burada da odalar var. Anında şurası mutfak. Şöyle göstereyim size mutfağı. Mutfağımız böyle. Hamamımız da var. Dostlar, kalacağım oda burası. Aha da benim yatağım, çantayı oraya attım. Şöyle perdeli yataklar var. Ben de bir tanesinde kalacağım. Şurada banyo var. Buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Burada da eşyalarınızı koyabileceğiniz bir kısım var. Burada kilitli dolap var. Çalışabileceğiniz masa var. Şöyle size çatıyı göstermek istiyorum. Çünkü halen uyuyanlar var. Burada tuvalet var. Yukarıda da çatımız var. Orayı da gösterip videoyu bitirmek istiyorum dostlar. Çamaşır yıkadığınız zaman buraya asabiliyor musunuz? Aha da burası çatımız. Şurada da böyle ufak manastır gibi bir şey var. Hemen yanımızda. Baksanıza, bu kadar hostel. Bayağı şey bir yerde. Tuhaf bir yerde. Yani bulması birazcık sıkıntı ama tatlı bir yere benziyor. Şurayı da göstereyim size. Arequipa maceramız başlıyor dostlar. Umarım keyifli geçer, güzel geçer. Burayla ilgili birkaç planım var. Bakalım hayata geçirebilecek miyim? İyice araştırmam lazım. Bu videoluk bu kadardı. Hah. Aa, çıkayım. Aa, tamam. Gracias. Şöyle yukarıdan göster diyor. Ben belki hani yanlış bir şey yapmayayım şimdi. Daha yeni geldik. Ayıp olmasın diye çıkmak istemedim. Çok da bir şey değişmedi zaten. Bu kadardı dostlar video. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Umarım keyifli geçer Arequipa maceramız. Böyle eskaza İka'yı da gezdik. İka'nın merkezini de gezdik. Arequipa'yı da gezeceğiz. Artık bana dinlenme vakti, yemek yeme vaktim geldi. Acıktım çünkü. Otobüs de biraz yordu. Bütün yolculuk boyunca uyudum ama olsun. Yordu birazcık. Bana müsaade dostlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Adios amigos diyorum ben.